Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoda karşınızdayım. Bu koyun kuzu olarak aldığım bir koyun. Şu karşı taraftaki kuzu var. Ama koyun bir daha gebeymiş, bir daha doğurdu. İşte adam ne yapmış? Zamanında kuzularını ayırmamış. Koyun öbür kuzusunu sahipleniyor. Bu yeni doğurduğu kuzuyu sahiplenmiyor. Onunla biz koyunu böyle tasma yaptık. Bağladık. Tutup emdiriyoruz. Bakın bu kuzusunu sahiplenmiyor. Bu koyunun diğer kuzusu da şu kuzuların içinde. Yani kuzusu büyümüş. Adam ayırmamış. Koyunlar gebe çıktı. Burada biz tek tek uğraşıyoruz. Ha, şu boynuzu kuzunun annesi diğer tarafta kuzladı. Burada yeni kurbana dizdiğim hayvanlar. Burası küçük kuzu var. Yani küçük kuzu dediğim 35 kiloluk. Bakın şöyle. Şöyle ufaklar da var. Bunları getirdiğimde inne ilaç vurmuştum. Bu bayağı uyuzdu. Bunun uyuzu geçti. Bunları kurbana diziyor. Kurbanda her bütçeye uygun mal olması lazım. Bunlar biraz daha hesaplı olacak işte kurbanda. Burası dişil erkekli. Yani içinden satıyoruz da yani adaklık. Beslemeci olunca erkeklerden istiyor, erkeklerden satıyorum. Burada erkek mallarımız var. Bunları da kurbana diziyorum. Şöyle bir saniye arkadaşlar. Burada kuzulu koyunlarım. Bakın. Bunları da kurbana diziyorum. Burada erkek toklu ve koçlar. Bunu herhalde 200'e yakın yaparız burayı da. Kuzularla koçlar işte toklu. Toplam 200'e yakın yaparız burayı. Ondan sonra gruplara böleceğiz. Büyüklerini, küçüklerini. Şimdi getirdiğimizden iri olanlarını bu tarafa atıyoruz. Küçük olanlarını bu tarafa. Şöyle bakın. Bunlar hep kurban olacak arkadaşlar. Bakın. Küçük kuyruklu isteyenlere şöyle manna kaldım. Merinos Akkaraman kırması bunlar. Yani düz merinos olsa bu kadar adamın yanında durmaz. Direkt kaçar. Bunlar merinos kangal kırması. Bak. Bunlar koç. Bunlarla yarın iğnelerini yapacağım. İyi örneklerini yapacağım. İç dış parazit. Ondan sonra bir de vitamin var. Vitamin vuracağım. Ademin vururum veya katobil vururum. Ya da serum yaptırırım bugün veterinere. İçinde ademin, B12, ondan sonra kan yapmak için bir ilaç var onu. Sonra C vitamini, fosfor. Onun 5'ini sıkıyorlar serum poşetine. O şekilde bir ilaç yapıyorlar. Onu vuruyorum. O da bayağı işe yarıyor. Şöyle tuz taşlarını da koydum buraya. Tuz taşlarını koydum ki tuzu yalayıp su içsinler. İşkembesi açılsın. İşkembesi açılınca işkembe büyürse mal etleniyor. Bu da bir köyden aldım bir koyun. Bir de bu toklusu olmuş artık. Bir daha koça gelmemiş koyun. O yüzden ele alışkın. Bu kırık hamalı. Arap diyorlar buna arkadaşlar. Sarıbaşın bir değişik versiyonu. Antep'te hallik, Kırıkhan'da, Hatay'da Arap. Sarıbaş'ın da bizim burada sarıbaş, ivesi. Bunlar bambeyazları. Bunlar merinos. Bunlar manlak, Akkaraman merinos kırması. Bakın şunlar merinos. Yine Akkaraman kırmalığı var. Şunlar kangal. Şunlar sarıbaş. Şunlar koçlarımız. İşte bunlar da kurban hazırlıyoruz arkadaşlar. Burayı herhalde 40 küsür yaptım. 40 tane fazla var. Bunlar hep damızlıktan ayrılmış koçlar. Yani yaşları genç çiçek koç da var içinde bunların.
3 yaşlı da var, 2 yaşlı da var. Nerede? Şu karşıdaki kırmızı boyalı koç var. Mesela 5 yaşlı. O sanırım yine damızlığa vereceğim onu. Böyle. Burada da kuzulu koyun almıştım, onlar. Yavaş yavaş artık kuzularını ayıracağım. İçlerine akıllı olup koydum. 24 saat yiyorlar, yatıyorlar. Bunların da artık yerleri dar geliyor. Bunu şu direğe kadar bir daha genişleteceğim. Yarın bir parça dişi koyun aldım, kısır. O gelecek, o yüzden daha genişletmedim. Herhalde yarın genişleteceğim bunu. Artık kuzuların bazıları bunlar kadar oldu. Onları ayıracağım. Ama bizim burası küçük olduğu için, kuzular buraya alışkın olduğu için kuzuları ayırmayacağım. Annelerini buradan alıp adaklı koyunların içine atacağım. Şu dişi kısır koyunların içine atacağım. Buraya atacağım. Çünkü kuzu yerini bildiği için bu bölgeden çıkmaz. Ama kuzuyu biz ayırıp bu tarafa koyarsak kuzu oradan çıkar, buraya girer. Buraya girer. Çünkü niye, yerini biliyor. Ama koyunu attığımız zaman hepsi her taraftan melediği zaman koyun kuzu yerinden çıkmıyor. Yerini terk etmiyor. Böyle arkadaşlar. Bunlar da kuzularından ayırdığımı adaklık mallarının içine atacağım. Kırkacağım yani. Kalanı kurbana. Adaklık satılmayanı kurbana. Çünkü kurbana dişi mal da insanlar alıyor. Zaten dişi mal besisi de yapıyoruz. Etlenir, kasaba keserim yani. Bakın şuna. Burası erkek. Yani burası komple erkek toplu olacak. Diğer tarafta dişi koyunların olduğu yerde küçük kuzular olur. Girişte. Buraya da kısır koyunları falan dizerim. İçlerine oluk atacağım. Bunlar da yeme alışıyor. Bunların bazıları yaylım. Şu kuzular erkek. Şunlar yaylım. İnsan. Bunlar hep yaylım. Burada bunlar yeme alışıyor. Haplarını, inelerini yapmam lazım bunların. B12 olsun. Fosfor olsun. Onları yapmam lazım ki kuzu kemiklensin, hemen büyüsün. Yani kurbana bunlara 50 kiloyu geçireceğim yani. 55. Şu an 30 civarlarında. Bunlar hemen hemen yeme alıştı. Bunlar yine 1 kilo 500 gramından fazla yiyor. Bunlar da yakında akıllı oluk yaparım. İşte bunların kırkılması lazım ama bu sene yaz gelmedi. Devamlı hava soğuk gidiyor. Bizim Çukurova'da bile soğuk. Dışarı Konya'ya falan gittiğimizde soğuk. İnşallah 15 gün sonra bunlar kırkılacak. 15 gün sonra bir kırkım olur. Bir ay geçer, sonra ikinci kırkım olur. Ondan sonra Mayıs 15'ten sonra bir daha kırkmam. Çünkü kurbana zaten 20 gün kala, 25 gün kala satışımız başlıyor. Tüyünü dizemez yani bu. Ya Mayıs'ın başında kırkarım, tek kırkım. Çünkü malı kırktığın zaman müşteri etten anlamıyor, boy yok diyor. Yani adam eşiyle geliyor, yok boy yok. O da bize sıkıntı oluyor. Kuzlar da muhtemelen. Kuzlar zaten Mayıs'ın başında kırkarım. Ondan sonra tek kırkım. Kuzlar tek kırkım. Belki Tokyo tek kırkım yaparım. Arkadaşlar, videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da burada kesiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.